Eski mi? Eski, doğru cevap. Mesire. Mesire, doğru cevap. Kondisyon. Kondisyon, doğru cevap. Politikacı mı? Politikacı, doğru cevap. Hanımlar, beyler, üçüncü yarışmacımız. Haftanın finalinin bir diğer güzide yarışmacısı Burçin Hanım'la buluştuk. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, siz? İyi valla. Gökhan Bey ne yaptı öyle? Allah Gökhan Bey'i gerçekten, yani haddim olmayarak söyleyeyim, o kadar beğendim ki. Çok çok yıllar önce bu program olurken bir yarışmacı beyefendi vardı. Evet. Hayran kalmıştım izlerken, hep arkadaşlarıma da izletirim. Artık Gökhan Bey'i de izleteceğim. Evet, Gökhan Bey zaten butonu tokatlamasıyla olsun, biliş hızıyla ve hevesiyle olsun hepimizin yüreklerinde... Biraz fazla sert evet ama gerçekten tebrik ediyorum kendisini. Biz de kendisini tebrik ediyoruz. O yüzden diyorum ki boş ver. Şey mi? Ver ya. Aynen. Ben çünkü şöyle, yani harf alma şansınız yok. Evet. 3 dakikanız varmış gibi yarışacaksınız. Tamam. Kaybetmeyi göze aldığım yerde verin bir harf verin. Evet ya, yapıştırın geçelim. Ki hiç de belli olmuyor biliyorsunuz Burçin Hanım. Yani, pat 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 da gidebiliriz. Bilemeyiz. Bilemeyiz. Kelimeyi ya bilemeyiz mi? Şaka yaptım hani, evet. Neler tamam, yaşanacak? Neler yaşanacak nereden bilelim efendim? Tabii tabii. Bakayım. Görüşmeyeli yeni bir şey yok dediniz zaten. Yok. Her şey yolunda. Evet. Öğretmenle insanları azarlamaya falan devam. Azarlamıyorsunuzdur siz. Bizi azarlıyorsunuzdur insanları derken değil mi? Onu kastettim. Yok, kimseyi azarlamıyorum, şaka bir yana. Biraz böyle ses tonum sert ya. Evet. Önce arkadaşlarla yarışırken bir önceki yarışmada sizden önce dışarıda birkaç soru sorayım onlara dedim. Bilemediler böyle. Arkadaşlar lütfen ama. Böyle bir kaldılar. Ya dedim ki çok özür dilerim ya. İstemeden ses öyle çıkıyor. Hay Allah. Yoksa... İşimizi de seviyoruz, öğrencilerimizi evet, de seviyoruz. Öğrencileriniz biliyor mu yarışmaya katıldığınızı? Şu an için bilmiyorlar ama öğrenecekler. Allah. Bilmiyorum öğrenirler mi? Ay iyi, o zaman Burçin Hanım'a yardım etmemiz lazım. Kendisi eğitimci kontenjanından. Bizler... Okula utanarak ve sürünerek girmesin. Evet, en azından böyle yüksek bir şeyle buradan hani 9800'ü... Savaşmış olsun en azından. Yakalarsak da işte averajdan kaybedelim, yani kaybedeceksek gibi düşünelim. Olmazsa da olmaz, ne yapalım? Ne yapalım? Keyfim, bir daha geliriz. Aynen. Alıştık. Evet, yolu biliyoruz evet, efendim. Evet efendim. Efendim o zaman ilk kelimemiz geliyor. Kulağın duyabildiği titreşim, Ece. Ses. Ne? Ece Fono. Değil efendim. Sessiz nokta noktasız. Seda. Seda efendim, doğru cevap. Seda, doğru cevap. Gerçekten. Alkış sesini duyuyor musunuz? Ne? Evet, onunla da ayrı dalga geçmeyi isterim aslında. Böyle yaptınız. Ne? İnanamadım çünkü. Alkış sesini duyuyorsunuz değil mi Burçin Hanım? Evet. Böyle bir ton var. Böyle ekmek gibi çıkıyor ses. Onun farkında mısınız? Evet. O işte sevgili izleyenler Semih İnel'i. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani kalın iki tane yastığı etten yapmışlar, birbirine vuruyorlarmış gibi. İnanılmaz. Yani tek başına 20 kişilik alkışlıyor. Sırasını savdı ya, alkışlayayım da bari ayıp olmasın kıza diyor. Değil mi? O Semih'ten bahsediyorum. Ha, pardon. Onun adı Gökhan. Özür dilerim. Burçin Hanım. Adını da öğrenmemişim, çok özür dilerim. O kadar da kendimizi çektirdi gittik ya. Herkül diyoruz biz o yüzden. Evet. Kimseye de gerçek özür adını bilemiyor. Özür dilerim Herkül. Efendim neyse, geçiyorum ikinci soruya. Buyurun buyurun. Buyuruyorum efendim, buyurun. İkinci dört harfli kelimemiz geliyor, bakayım. Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları. Veri. Data, veri, doğru cevap efendim. 5 harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz biz o kelimeyi yahu. Beğenilmeyen, zevk vermeyen, kötü anlamlarında Farsça nahoş. Kökenli bir söz. Nahoş, doğru cevap. 5 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım neymiş? Karşılaşmaları, yarışmaları, kurallara uygun ve hakem. Tarafsız olarak yöneten kimse. Hakem, doğru cevap.
6 harfli ilk kelimemiz bakalım neymiş? Ham madde işlenerek yapılan üretim. Ham madde işlenerek yapılan üretim. Üretim ya. Oh. Ham madde evet. işlenerek Arapça kökenli. Üretim. Biz bunu biz... İmalat. İmalat doğru cevap. Arapça deyince geldi. Evet. Burçin Hanım yine önceki yarışmasından hatırlayanlar varsa bilirler efendim. Burçin Hanım yine fırça atarak biliyor kelimeyi. Böyle. Ay çok özür dilerim estağfurullah. İmalat ya. Sürekli o aslında böyle. Benim kendime kızış şeklim. Evet evet farkındayım. Fırçayı artık kendinize mi evet, atıyorsunuz? Evet yani size atmıyorum kelime... lütfen öyle Yok, rica ederim. Ben de hiç öyle alınmadım zaten. Ben ekran karşısında da böyleyim. Böyle bilemediniz o... Nasıl bilemedim ya kendime kızarım biraz. Hanımlar beyler bir diğer 6 harfli kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Bir durum veya olayın duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki, izlenim. Bir durum ve olayın. Arapça kökenli. Duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı teessür mü? Değil. Değil. Bunun ilki önemlidir. İlk nokta nokta önemlidir. İlk etki, ilk izlenim. Arapça kökenli. Bir durum veya olayın duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki. Evet. İlk ne? İlk görüntü. Ay açılmasın lütfen. Açılmayacak. Çok üzülürüm. Çok üzülmeyin ama açılmayacak. Teessür, etki, izlenim. Yok. Ben de iyi bir nokta nokta bıraktı. Aa, ilk nokta nokta önemlidir. Bakın bu gerçekten. Ay biliyorum da söyleyemiyorum. Çok üzüleceğim aynen. Gerçekten. Aynen. Böyle bir... Ben de iyi bir... Ay çok üzüldüm. İntiba. İyisi bile geldi biliyor musunuz? Allah iyiliğinizi versin. Neyse. Neyse ne yapalım artık rahat olsun. Rahat harf yapıştırabilirsiniz öyle düşünün. Olsun. Yine biz harf almamaya çalışalım. Bakalım aynen aynen belki. Belli olmaz neden o şey yapalım harcayalım kendimizi. Efendim 7 harflimize geldik. 7 harfli ilk kelimemiz bakıyorum yaz aylarında bizi canımızdan benzediren bir kelime. Buyurun. Havada bulunan su buharı veya duvarlarda hissedilen rutubet. Hafif ıslaklık, rutubet efendim. Doğru cevap. Yarışmanın ortasındayız Burçin Hanım. 2500 puanımız var. 3 dakika 13 saniyede süremiz var. Orada ayağımız takılmasaydı muhtemelen zaten süreye oynuyorduk şu an. Evet. Ama olsun. Olsun yine kaybederdik ama açtırmadan kaybederdik. Evet. Neyse her şeyin bir ilki vardır. Daha evet, önce hiç efendim. Başıma gelmemişti. Kaybetmek mi? Hayır, açtırmak. Hayırlı olsun. Yok canım o kadar değil. Peki, o zaman 7 harfli ikinci kelimemiz gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Hakkından kendi isteğiyle vazgeçmek. Feragat. Feragat doğru cevap. Efendim 8 harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Kaynatılarak koyu kıvamlı duruma getirilen sert İtalyan kahvesi. Teki olur, dublesi olur. Espresso. Espresso doğru cevap. Eskiden şey bu espresso diyen çoktu. Ben espresso diyen de duydum. Ama artık galiba espresso deniyor. Değil artık mi? Bir fikir ve ağız birliği oluştu çünkü sanırım. Biz yani sanki ağzımızda espresso kaşığıyla doğmuş gibiyiz. İçimiz dışımız kahveci biliyorsunuz. Harikulade. Ben de deli gibi içiyorum. Güzel olunca güzel oluyor. Kahve güzel, sağlığa güzel zararlı mı? Fazlası çarpıntı ve yoğun stres yapıyormuş evet. Fazlası. Evet. Fazla da içmeyin o zaman sevgili kahve severler. Festival mestivali yapılıyor artık Burçin Hanım. Diyen ben gözümü açar açmaz. Gözünüzü açar açmaz. Evet. Eskiden çizgi filmler olurdu ya Tom böyle bir şeyin kokusunun arkasından böyle dalgalanarak giderdi. Siz o kokuyu alınca uçarak gidiyorsunuz ona. Harikulade ben de fena sayılmam o konuda. 8 harfli efendim ikinci kelimemiz Arapça kökenli bir sözcük ama halen kullanıldığı da görülüyor. Eskiden demek ki daha çok kullanılıyordu. Buyursunlar. Dostça, arkadaşça yapılan konuşma, sohbet. Hasbihal. Hasbihal doğru cevap. Efendim 9 harfli ilk kelimemiz 2 kelimeden oluşan bir deyim. Bir de mastarı var. Tamam. Hadi mastarı ile gelsin buyurun. Birinin yardımına gereksinim duymak anlamındaki deyim.
İki kelime. İki kelime. Birinin yardımına gereksinim duymak. Evet. Ya benim sana nokta nokta. Ha? İşi düşmek. İşi düşmek doğru cevap. Efendim 9 harfli ikinci aradığımız cevap da iki kelimeden oluşuyor. Buyursunlar. Bir bilgisayarın sunucuya ve bilgisayar ağına bağlı olarak çalışır olma durumu. Sunucuya ve bilgisayar ağına bağlı olarak. Evet, çalışır olma durumu. Bunu internet için daha çok kullanıyoruz. Evet. Çevrim içi. Çevrim içi doğru cevap. 10 harfli ilk kelimemiz mastarlıymış. Biliyor musunuz 3 harfli mastarıyla beraber gelmiş. Hoş gelmiş. Geleceği varsa göreceği de var. Buyursun. Üzücü veya kötü bir şey olacak korkusu içinde olmak. Kaygılanmak. Tek kelime. Tek kelime. Endişelenmek mi? Değil. Kaygılanmak. Evet. Paniklemek. Kökeni nedir? Kökeni ne midir? Kökeni nedir? Kökeni nedir? Efendim Türkçe ya bu. Tek kelime. Üzücü değil veya mi? Kötü Türkçe bir şey olacakmış. Evhamlanmak. Değil paniklemek. Efendim. Stres yapmak. Gamlanmak nedir? Gibi düşün. Kederlenmek. Değil efendim. Gam, keder. Tasalanmak. Tasalanmak doğru cevap. Efendim 10 harfli iki kelimeden oluşan bir söz dizisi soracağız. İkinci kelime de yoksunluk eki almış. Yazık. Buyurun sorusu. Geçinmekte çok sıkıntı çeken yoksul anlamında bir meblağ içeren söz dizisi. Meblağ içeriyor. Evet. Geçinmekte çok sıkıntı çeken yoksul. Evet. Parasız, pulsuz. Evet. Yok. O sığmaz. Sığmadı. Meblağ içeriyor gibi düşünün. Miktar yani. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Geçinmekte çok sıkıntı çeken yoksul anlamında. Evet. Bir meblağ içeren söz dizisi. Evet. Yoksunluk eki var sonunda da. Sız ne sız? Parasız. Evet. Beş parasız. Beş parasız sevgili para severler. Beş parasız doğru cevaptı. 8600 puan aldık. Gerçekten bir yerde ayağımız takıldı. Olsun. Gayet güzel yarıştınız. Teşekkür ederim. Size helal olsun Burçin Hanım. Yüzümüz yerde gitmeyeceğiz okula. Teşekkür yani ederim. Herkes ayağını denk alsın sevgili eğitim severler. Hanımlar beyler Burçin Hanım'ı alkışlarla gönderiyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor. İrem Hanım.